Selamlar arkadaşlar, ben Blue Bariton. Bugün birlikte Helldivers oyununun yeni bölümüyle beraberiz. Hemen başlayalım. Başladığımız zaman biliyorsunuz aradan şimdi birazcık vakit geçti. Bir gün mü ne geçti ben tabi oynamayalı. Neler olup bitmiş yine bilgisi gelecek bize girince. Girdiğimiz zaman genelde bu recap özelliğiyle geliyor biliyorsunuz. Onları tabii ki biz bölümlerin başında ben açtıktan sonra onları gösterdiği için kaydı da açtığımda onlar görünmüyordu. Ama dedik ki şöyle başında onları da görün. Çok önemli bir şey yazmıyor. Sadece olan biteni yazıyor. Evet, alarm çalıyorsa böyle. Şu an geçenken ilk bölümde olduğu gibi bir Kepler sistemindeki olay gibi bir şeyler var demektir. Evet, neler olup bittiğini görüyoruz. 5. günle ilgili bilgi geliyor. Şimdi bakıyoruz. Böceklerle ilgili bir şeyler olmuş. Bazı bölgelerde temizlik olmuş sanırım. Süper Dünya'nın kontrolüne geçen Ursa bölgesinden bahsediyor. Evet, şimdi 6. günden devam ediyoruz. Şimdi bakın, Kepler sisteminde zaten dikkat gösterilmiş. Hemen bakacağız, bir uyarı var mı? Ne kadar birikti benim bu arada? Tabii biz kayıt dışında da oynadığım oluyor arada. Çok olmasa da 7 olmama az kalmış. Araştırma puanım 2. Evet, şimdi öncelikle bir bakalım. Mesela biz bu silahımızı sevmiştik, kullanıyorduk, tamam. Şimdilik başka bir silah henüz karar vermediğim için bununla devam ediyorum. Stratejimizlere bakalım. Şimdi biz şu tareti mi geliştirdik? Yok, şeyi geliştirmiştik. Şu bizim robotumuzu, daha doğrusu uçan aracımızı bizim için savaşıyordu. Onu bir kere daha geliştirelim. Son seviyesine gelsin. Şöyle bir bakıyorum. 3 saniyede aktivasyon aynı zaten. Sadece fark olarak... Şimdi çantamıza giriyordu, çıkıyordu falan sanırım. Şimdi hareket edip ateş etme özelliği falan vardı. Gerçi normal halde de ateş ediyordu ama ekstra olarak küçük bir sersemletme ve de cephane ile ilgili bir şey diyor. Eğer bana cephane getiriyorsa güzel. Kendine cephane doldurabiliyorsa daha da güzel. Biz bunu bir yapalım. Bunu tamamlamış olduk artık. Güzel. Şimdi şöyle bir şey yapacağız bu bölümde. Ben istiyorum ki önce bir ısınma gibi bir küçük görev yapalım. Elimizi bir alıştıralım. Sonra da biz şu ana kadar biliyorsunuz zorluklar en kolay, çok kolay, sonra da kolay yapmıştık. Bugün normale geçelim istiyorum. Bakalım tek başımıza ne kadar başarılıyız ama yine ben public yapacağım. Yani herkese açık yapacağım. İsteyenler katılsın diye, katılanlar olursa zaten bir anda gökyüzünden yakınınızda bir yere iniyor. Görüyorsunuz. Şimdi görev seçelim. Ama önce bir sırayla bakalım. Mesela şuraya bu olay gelmiş. Bunun şu an 21 saati falan kalmış yaklaşık ve oyuncular bayağı bir başarı göstermişler. Ben bunu ilk gördüğümde 46 saat civarı bir şeydi. Ama tüm süresi kaç saatte onu bilmiyorum. Belki de 48'de, her neyse. 21 kalmış, yani yaklaşık hadi 46 desek 25 saatte bayağı bir olayı geçmişler zaten. Bunu biz de mesela bir kere yapmıştık ama ben bunu kayıtta mı yaptım, kayıt dışı mı yaptım onu hatırlamıyorum. Kayıtta olabilir, en düşük zorlukta yapmıştık diye hatırlıyorum. Mesela bunda neler varmış? Yine böcek yuvası var, temizlemek lazım. Evet, kayıtta yapmıştık, onu görünce hatırladım, toplu yapmıştık böyle. Bölge ele geçirme var, bir de ne var? Burada bir tane patlamamış ordnans, ne demekse artık onu etkisiz hale getirmek gerekiyormuş. Değişik bir görev, hiç yapmadım. İki katı da deneyim veriyor. Aslında bu güzel, yapılabilir ama şöyle yapalım. Buradan bakayım bir. Şuradan önce bir Illuminati'lerde neler var ona bakalım. Hem yeni bir görev bir şey var ona bakalım. Potansiyel tehditler ortaya çıkarılıyor. Güzel. Şimdi biz en düşükten bir başlayalım. Bu arada seviyemize göre oluyor. Biz seviye 6'yız. Yani 7 tane görünüyor. Sadece 7. kilitli oluyor böyle. Şimdi birinci de 50 deneyim veriyor ekstra. En kolayda. Sonra çok kolayda 100 deneyim veriyormuş ekstra. Kolayda bize ne veriyormuş? Static file conductors diyor. Acaba şey mi? Hani biz bazı bölgelerde sinyal veremiyorduk, radyo sinyali gönderemiyorduk. Acaba onu mu kesiyor bir süreliğine? Bilmiyorum, bu da değişik bir mesele. Aslında bu edinilip kendimize katabileceğimiz bir özellik. En azından işimize yarıyorsa kullanılabilir. Bir sonraki tanesini veriyormuş. Normal olan challenge dediği, yani birazcık daha artık
normalin üstü. Bunda da ekstra robot varmış. Burası 6. seviyeden Very Challenging diyor. Yani bu biraz daha zorlaşmış hali. Burada da zor başlıyor. Ama burası şu an kilitli. Fakat biz yavaştan ilerliyoruz. Mesela orta zorluğu yapabilecek miyim diye bakacağım ama sadece şuraya bir baktık. Bir de diğerine bakalım. Cyborg'lere. Onlarda neler var? Şu potansiyel tehditler bir bulunsun. Evet, burada en kolayında 50 deneyim. Bir sonrakinde antipersonel mayınları varmış. Herhalde bir bölgeye mayın düşüyoruzdur. Ama bizde olmayan özellikleri edinebilmek iyi bir şey. Tabi onu bir ara almak lazım. Mesela bu XO44'te kolay zorlukta bir robot veriyor. İçine girebildiğimiz iki çeşit robotumuz vardı. Bilmiyorum hangisi ek paketten geldi ya da normalde mi vardı. Burada değişik bir el bombası fırlatan silah varmış. Obliterator. Bunu aslında edinmek lazım. Güzel bir şey olabilir. Gerçi bende bir sürü silah var. Henüz denemediğim. Bir ara en kolayda bütün silahları sırayla alıp denemek bize faydalı olacaktır. Bu da havadan aşağı atılan sersemletici mayınlar. Air Strike diyor. Bu da herhalde gökyüzünden işaretlediğiniz bölgeyi tarıyorlar falan herhalde ya da bomba atıyorlardır. Bir sonrakine baktığımda Zora, orada Laser Cannon diyor. Güzel bir silaha benziyor. Biz şimdi ısınmamızı şöyle bir Cyborg'lere tekrar bir gir bakayım. Isınmamızı şöyle yapalım diyorum. Kepler'e gidelim en kolayda. En kolay değil tabi, pardon, yanlış söyledim. Burada düşük denilen düşük düşman seviyesi, biliyorsunuz 3. seviye, yani kolay oluyor. En kolay çok kolay değil, kolay. Burada 3 tane görevimiz varmış. Böcek yuvasını yok etmek, tamam. Orası üçlü gibi duruyor ya da 5'li, her neyse 4. bir parça gördüm. Onu yapacağız. Şurada. Sonra bölgeyi ele geçireceğiz. Şurada da tespit edin, yani henüz patlamamış bir herhalde patlayıcı falan var herhalde. Unexploded demiş. Onu etkisiz hale getirecekmişiz. Tamam, bunu da en azından öğrenmiş oluruz nasıl yapıldığını. Büyük ihtimalle radyo sinyalimize bir eşya eklenecektir. Tarayıcı gibi bir şey. Hani böyle yer altında bir şeyler bulmaya yarayan. Bölgede patlayıcı arayacağız. Bulunca da etkisiz hale getirmek için herhalde yine kod gireceğiz. Şurası da çıkış. Şimdi biz nasıl başlayalım? Şöyle yapabiliriz. Şu aşağıdan geliriz. Ondan sonra mesela şurayı ele geçirme işini bitirirsek buraya biraz toplanırlar. Buradan şu tarafa doğru köşeye kaçarız. Biraz dinlendikten sonra yavaş yavaş gidip şu bölgeyi temizledikten sonra bir tarayabiliriz etrafı. O şeyi eğer ilk kez yapacağız, öğrenirsek ve başarabilirsek geçeriz. Güzel olur. Önce private olarak girmeyi düşünüyorum. Tek başıma zorlanırsam, yapamazsam yardım için public açarım. Hem de şunu ilk kez deneyeceğim için hani başkaları yapmasın, biz bir yapıp öğrenelim istiyorum. Ondan sonra zaten public açarız benzer görevlerde. Şu yuvalara da yine bomba çağıracağız. Onu da etkileşime geçirip hemen kaçmamız gerekiyor. Tamam diyelim, bu iyidir. Ama önce bir private yapayım ben. Şuradan geç bakayım. Private'deymiş, tamam, tek kişi oynarken öyle bırakmışım. Hemen şuraya gidelim, burada da ısınmamızı yapalım. Şöyle seçelim, düşünürüz. Evet, bölgeye gidiyoruz. Hem biz de diğer insanlara katkıda bulunmuş olalım. Bakın yaklaşık 21 saat kalmış, insanlar çoğunu bitirmiş. Bu oyuna ilk başladığımda ilk bölümde de vardı ama o başarıyla bitmemişti. Bu sefer başarıyla biterse belki bir ödülü bir şeyi vardır diye düşünüyorum. Biz de dahil olmuş oluruz. Evet. O zaman hemen gidelim göreve. Şöyle podumuza girelim. Evet, şimdi bizi nasıl atar? Bu arada bu bölgeye gelmişken biraz da tabii ki ne arayacağız? Örnek arayacağız. Bu örnekleri 10 tane biriktirince biliyorsunuz bize ekstra araştırma puanı veriyor. Şu bizi uzağa bırak dedim. Şuradan yavaş yavaş yukarı çıkarız bölgeyi ele geçirmek için. Tamam, şimdi bir eşyalarımıza bakalım. Şimdi lazerden başka ne alabilirim? Şu sersemletici el bombası. El bombası çok kullanmıyorum. Şu tabancamızı değiştiriyor. Tabancayı az kullanıyoruz. Çağırınca çabuk gelmesiymiş. Yani çok fazla etkilemiyor bizi. Hızlı gitmek belki hoş olur. Yani şunların içinde benim en çok lazer hoşuma gidiyor. Değişik bir hani perklerden, yani özellikli şeylerden bulursak onları deneriz.
Silahımız şimdi ben Breaker'la gireceğim buraya. Daha sonra kolay zorlukta ben bir silahları tek tek bir deneyeyim diyorum. Kayıt dışında. Güzel bir şeyler bulursam sizlere de göstereyim. Şimdi tek tek onları denersek uzar bu iş. Şunu alayım ben yine Breaker'la devam. Şuradan mesela şöyle denemek için ben patlayıcı koymuşum. Onu bir çıkaralım. Yerine ne alabilirim? Taretimiz bir tane daha hızlıca çağırma imkanı olabilir. Koyabiliriz. Buradan şu büyük bir taret vardı. Onu geçelim. Burası biraz bizi zorlayacağı için ne yapabiliriz? Değişik diye bakıyorum. Şimdi şöyle. Bu arada şunu ben size geçen gösterdim mi hatırlamıyorum ama bazuka gibi ateş ediyoruz. Olabilir. Şimdi şuradan. O zaman biz şöyle yapalım. Bir taret daha çağırabilelim seçeriz. Ya da şöyle yapalım. Burada büyük bir drone vardı. Bunu çağırınca çok geniş bir alanı taratabiliyordu. Bunu alalım. Gerçi burada anti-tank şeyi de var. Taret gibi bunu da yerleştiriyorsunuz. Büyük düşmanlara karşı sanırım bu. Biz hızlıca ikinci bir taret çağırabilme hakkımız olsun diye bunu seçeceğim. Normalde birini kullanıyoruz. Diğerini beklemek için yani bir süre istiyordu. Hadi bakalım bu yapabildiğimiz en yüksek zorluk şu ana kadar zaten buydu. Yapabildiğimiz demeyelim de yaptığımız diyelim. Bir sonraki dördüncü seviyeye de bunu yaptıktan sonra geçmeyi düşünüyorum. Evet hadi bakalım şuna bir gidelim. Bizim için yüklensin. Affedersiniz. Bunu bir deneyelim. Tekrar elimiz alışsın, ısınalım. Ondan sonra da normal zorluğu yine tek kişi deneyeceğim. Tabii yeni yaratıklar büyük ihtimal eklenecektir. Onları da görelim. Gerçi biz her birinde ayrı ayrı yapmak lazım yaratıkları görmek için. Mesela biz bu kolayı sadece bu böceklerin olduğu bölümde yaptık. Yani ne Cyborg ne Illuminati'lerde 3. sev yani kolayda yapmadık. O yüzden kolayda onların dahil olacağı yaratık tiplerini görmedik. Ama zaten belli bir zorluk seviyesine alışmaya başlayınca diğerlerinde de o zorluğa girince zaten görmediğimiz şeyler ortaya çıkacaktır. Limitlerimizi işte bölümleri geçtikçe, elimiz alıştıkça deneye deneye hangisini tek başımıza yapabiliyoruz görüyoruz. Bir de SOS var. Yani ben bu SOS'i dışarıdan test etme imkanım olmadı. Hani oynayan bir arkadaşım olsaydı diyecektim ki ona ben buradan SOS'i yollayınca bir bak. Orada görünüyor bu listede. Nasıl görünüyor ya da sen gir yap ben bakayım falan olabilirdi ama. Her neyse şimdi biz görevimize girelim. Evet böceklerin olduğu bir yere inmişiz. Madem öyle şuraya gelir gelme şunları bir temizleyelim. Alarm yaptı, çağırdılar. Şu kralları çağırıyorlar. Kral mı böcek mi neyse işte bu. Tamam önemli değil biz burada yeni grup gelmeden şuraya biraz cephane çağırtalım. Şuraya da robotumuzu. Yeni grup gelmeden. Hazırlığımızı yapalım. Hemen şu robotumu alayım ben. Şuradan bir de cephane alayım. Güzel. Şimdi bir radara bakalım. Şu an bir şey görünmüyor. Bir de şu drone'u almadık tabii. Evet bakın burada bir değişik nesne var. O da herhalde evet zaten şeklinden belli. Yerde böyle bir şey aramak için. Tamam. Bir de bomba var. O da böcek yuvası için. Şu şarjörün birini halledeyim. Çünkü bu zaten yok olacak. Şu tam dolu yazalım. Şu tarafa doğru gideceğiz ama şurada örnek var mı diye bakacağım. Onu da şöyle göstereyim size. Şu bölgede bir işimiz yok. Bir bakıp öyle gidelim. Şurada böcek yuvasına benziyor şunlar. Bunlardan örnek çıkmaz sanırım ama bir bakayım. Evet. Buralarda bir şey görünmüyor. Şimdi çıkışa yakın olduğu için şu taraf. Ben şu taraftan gideyim şöyle. Bu taraflarda çıkabilir bir şey. Örnek falan da göremedim şu an. Biz bölgeyi ele geçirince biraz aslında geriye de kaçabiliriz ama şu bölge biraz dolacaktır.
bakalım. Bu arada aşağı düşmeyelim, dikkat edelim. Bir kere düşmüştük. Burada hakkımız kaç tane bilmiyorum da. Artık 2 mi 1 mi ya da sınır var mı bilmiyorum. Şimdi bölgeye yaklaştık. Burada tarayıcıya bakalım. Şu an görünmüyor. Hala bir şey görünmüyor. Bölgeye çok yaklaştık. Ben oraya hemen bir taret çağırabilirim. Sorun değil. Ama ben iki taret koyduğum için iki kere üçlü olur mu acaba? Şurada örnek varmış. Onu da şimdi gördüm. İyi, bir tane örnek buradan çıkardık. Bir seferde birden çok çıkar mı acaba diye merak ediyorum. Şurada bir taret alalım. Yanlış yaptık. Tamam, şuraya yaklaşıyorum bayrağa. Hemen oraya atalım bir tane. Nerede bayrak ya? Ha, şurada. Şöyle atayım. Şimdi büyük ihtimal gelirler. Evet, geliyorlar bile. Evet, şuradan gördüm bir grup. Bir grup şuradan gördüm. O etrafımız dolu görünüyor da bu havada uçan bir şeyler de vardır belki, her neyse. Yani bayağı bir görünüyor bu bölge, tamam. O zaman biz şu tarafa gidelim. Burada taret dursun. Geliyorlar. Onları taret halleder. Şöyle bir bakayım. Şu tarafta bir şey var mı? Tamam, şurada aramam gereken bölge var. Onu ilk kez yapacağız. Biz şimdi etrafa dikkat edelim de bir yerlere girip yanmayalım, bir şey olmasın. Evet, şimdi şu bölgede biraz var. Taret hakkımı bakayım kaç gösteriyor. Alttaki 2 oldu sanırım, üstteki 3. Tamam, yani en azından 2 kere 3. Toplam 6 taret hakkım oldu böyle. Şu bölgede kullanmayı düşünüyorum bir tanesini. Çünkü ben ararken saldırı yemek istemiyorum. Ama hangi bölge? Şurası. Buralar falan sanırım da, bir işaret var mı diye merak ettim. Burasıymış. Ben buraya şimdi bir tane, şu neymiş? Herhalde bu bölgeyi arayacağız. Bunun içine. Tamam. Biz şuraya bir yere taret koyalım. Hemen. Tamam, şuraya koy diyelim. Biz şurada şu nesneyi izleyelim. Tamam, şuraya bir nesnemiz gelsin. Evet, bir grup geliyor. Şuralardan. Şu nesnemi alayım ben. Tamam, şimdi bununla bir arayalım. Nasıl kullanıyoruz bunu? Geliyorlar. Evet, çağırdı. Bunları böyle öttürmemek lazım. Sonra şu büyükler geliyor. Neyse, taret bunları halleder. Bir tane daha mı? Tamam, orada taret dursun. Ah, şimdi şu taraftan geliyorlar. Aslında bir tane de bu tarafa bir yere koymak lazım. Şu nesneyi kullanmayı bilmiyorum. Eyvah, çağırdı. Benim silahım dolu değilmiş. Şimdi ben şu nesneye bir geçeyim. Bunu nasıl kullanıyorum? Tareti biraz daha o tarafa koymam lazım sanırım. Bir taret daha çağıracağım. Evet, onu da o tarafa çağırdım. Şunu kullanmayı bilmiyorum da. Şu an basılı diye oluyor mu? Gel bakayım. Tamam, orada taret var ama üstüme yapmaz umarım. Ötüyor mesela şurada bir yer. Burada öttü. Şurada bir yerde öttü.
out about a nice cup of liberty. Evet. Evet, bulduk. Hemen bunu da böyleymiş. Tamam, şimdi o başka da mı var? Heh, buralarda da var. Tamam, buralarda bir yerde. Onu bulalım hemen. Şurada ötüyordu. Az önce öttü. Heh, burada öttü. Geri gel. Ya tam ötüyor, sonra kayboluyor. Şöyle yapsam. Buralarda bir yerde. Evet, yaklaştı. Say hello to democracy. Evet, buralarda. Evet, bulduk. Onu da yapalım hemen. Bir taretimin işi bitmeden halletmem lazım. Başka da mı var? Hemen hızlıca bakalım. Bir diğeri. Şuralarda mı acaba? Buralarda öterse, buralar biraz uzak. Şurada örnek var. Örneği de alayım. Görmüşken. Şuralarda bir tane daha var. Şöyle bakalım. Geliyorlar. O taretin işi bitti mi? Bitmiş. Çağırmadan yapsaydık iyiydi ama çağırdı sanırım. Bir taret daha koyacağız. Tamam, sorun değil. Taretimiz bu sefer bol. Tamam, şunun gelişini bekleyelim. Gelince devam edelim aramaya. Bir tane daha var sanırım. Maalesef çağırdı şu şeylerden sanırım. Tareti vurmayayım. İyi bak, vurdu. Vurmayayım derken vurdu. İyi olmadı. Taretin gücü azaldı. O kötü oldu. Ben yine de şunu bir doldur diyelim. Ve diğer silaha bir geçelim. En azından o biraz daha bizi idare eder belki. Ya ben şu bölgenin içindedir diye düşünüyorum. Heh, buralar. Bulundu, tamam, hemen. Evet, tamam, bu halloldu. Burada işimiz bitti. Karatinde işi bitmek üzere. Şimdi bizim gideceğimiz yer şu ileride böcek yuvası. Tamam, oraya gidelim. Evet, şuradan var. Böcek yuvası burası mıymış? Ortalarına bırakmam lazım. Teker teker uğraşmamak için. Tam ortalarına bir yere bırakmam lazım. Şurası iyi. Ben kimseyi görmüyorken. Bomba. Bombayı şuraya çağıralım. Şimdi bunlar biraz toplanacaktır. Radarıma bakayım. Ya ben çok uzaktayım şimdi, yanlış yere çağırdım bunu. Başka aklım var mı? Evet var. Yanlış yere çağırdım. Neyse, bunu da patlatırız. Yanlış yere yapmışım çünkü. Tamam, biz yanlış yere yapmışız. Sorun değil. Gidelim.
Bakayım hemen. Şurada sağ tarafta. Buraya nasıl gireceğiz? Yanlış yere yapmışız ama olsun, önemli değil. Şuraya girelim hemen. Buraya da bir tane çağıralım. Tamam, şöyle ortaya atarım. Hiç sorun değil. Sadece bir şey var mı diye bir bakayım. Evet, var biraz ileride. Tamam, tam şöyle ortaya atarım. Şimdi hemen çağırabiliyor muyum? Tamam. Şuraya gelsin. Biz de orada bekleyelim. Yukarıdan da gelen var sanırım. Ben yine dikkat edeyim de. Dışta görünüyorlar. Şunu aktif edersem kaçarım zaten, sorun yok. Tamam, dışta görünüyorlar. Şunu hemen. Hadi hemen kaç 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 kaç. Çok güzel. O da tamam. Geriye kaçış kaldı. Onlar orada oyalanırken biz şu taraftan gidelim yine. Bizim öteki bomba duruyorsa onu da uçururuz. Sorun değil. Şimdi bu... Heh, şurada, tamam. Kaç 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 kaç. Güzel, onu da kullanmış olduk. Burası biraz kalabalık. Şuradan kaçacağız. Şuradalar. Şimdi çıkış yerine bakacağız. Biraz uzaklaşalım. Yani bu kolay kısmı bizi gerçekten çok da zorlamadı. Hele biz tek kişi değil de arkadaşlarla oynasak çok daha rahat olur tabi. Şu tarafa bir gidelim iyice. Hem örnek bakarız. Hem de şöyle yapacağım. Şuraya cephane isteyeceğim. Şimdi önümüze bir şeyler çıkar falan. Zaten çıkış kısmında uğraşacağız. Şu nedir? Şurada mayın gibi bir şeyler var bakın. Evet, zaten uyarı varmış, tabela var. Herhalde orada mayın var. Şu bunun bu arada dığının artık her neyse tepemizdeki, bunun mermisi az görünüyor. Çağırdım. Şunu alalım hemen. Şu büyüklüğü. Tamam, şunları bir alalım. Gelenleri. Sonra da kalan mermileri doldurup gideriz. Biraz bekleyelim, sonra alıp gidelim. Şimdi. Tamam, doldur diyelim. Al ve git. Bekleme. Şurası mayınlı bölge bakın. Dikkat etmeden paldır küldür gidersek zarar. Şimdi çıkış şurada. Biraz aşağı gideceğiz. Tamam, oraya da zaten iki taret hakkım var. İki ayrı noktaya taret çıkarırız. Ondan şurada örnek de varmış. Ondan sonra da hemen uçağı çağırırız. Taretler iki taraftan temizler. Hiç uğraşmamıza bile kalmaz fazladan. Bu arada bizim şu küçük şey sırtımıza demek ki çantaya giriyor. Mermi dolduruyor kendine, yine doldurmuş. Şimdi şuradan bir bakayım. Şöyle şuradan gidersek şu an bölgeyi ele geçirdiğimiz yere yakınız. Biraz daha aşağı gidip öyle gidelim. O bölgede hala böcek olabilir. Buradan bir bakayım. Biraz aşağıdan gidersek daha iyi. Başka örnek var mı diye de bakıyorum. Görünmüyor. Tamam, şu an burası temiz. Şuradan gidelim. Hatta bir daha bak. Zaten bir taba bassanız şöyle hemen sinyal geçer geçmez bırakmak yetiyor. Bir şey var mı yok mu? Zaten sinyal sesinden anlarsınız. Evet, şurada bir şey var. Mesela bakın, hemen tak etti. Şu ileride. Şöyle bir gel bakalım.
Evet, şu bölge biraz kalabalık. Zaten oraya bir gidelim, bir küçük temizlik yapıp sonra taretleri yerleştirelim ikisini. Evet, karşımızda var hemen bir grup. Radarda öyle görünüyor. Evet, şuradalar. Şu taraftan gelecekler sanırım. Biz şöyle yanaşalım bakalım. Evet. Çıkış şurası. Şimdi burası temiz görünüyor. Şimdi burada şöyle bir bakalım. Şu tarafta var. O zaman bir şuraya koyacağız. Bir de bu tarafa koyacağız. Bir tane şuraya geliyorlar. Defense drop incoming. Hemen başka gelmeden bir hakkım daha var. Onu da şuraya. Bunu da hemen aktif edebilirsem. Evet, bunu da aktif ettik. 1,5 dakika. Biz de şurada bekleyeceğiz. Biraz daha rahatız yani. Hatta şurada da bekleyebiliriz. Radarı da açalım. Arkamızdan gelen var mı diye. Şu taraftan gelen olursa biz de bu tarafa bakalım mesela. Geliyor mesela şu an bu taraftan. Yaklaştı. Ben özellikle ateş etmiyorum, tareti vurmayayım. Onların verdiği hasar benim verdiğimden daha fazla olmaz. Şu an yukarıdan geliyorlar. Onları alırlar taretle. Bir ağırlık oldu arkadaşlar. Şöyle ufak. Umarım rahatsız edici değildir. Yaklaşık 40 saniye falan bekleyeceğiz. Şu an bu taraftan bir grup geliyor sanırım. Arka planda bir şey mi oluyor bilmiyorum şu anda. Bir şey mi yüklüyor, bir şey mi indiriyor? Ya da bir mesaj falan mı geldi acaba diye düşünüyorum. Biraz kalabalıklaşmış ama şu ikinci taretimize yakında durabiliriz. Arkada ne yüklüyor bilmiyorum. Tamam, öteki taret orada temizliyor. Yalnız bu kadar takılmıyordu. Şu an sebebini bilmiyorum. Evet, 5 saniye dedi ve gelmek üzere. Güzel. Öteki taret duruyor mu? Duruyor. Biz şuna binip bir kaçalım. Arkada ne oluyor bilmiyorum da. Bir de bu zorluğu en azından güzelce geçtik. Hem de o etkinliğe biz de dahil olmuş olduk. Şimdi ya Cyberg'lerde ya Illuminati'lerde normali bir deneyebiliriz. Hem de yeni bir yaratık eklenir belki. Buradan şimdi iki kat deneyim de vardı. Güzel topladık. 467 oradan ve görevlerden. Biz şimdi tek başımızaydık herhalde, ondan dolayı 156. Kaçış yaptığımız içinmiş, pardon. En az ölenlere katıldığımız için de 156, 779, ekstra 779'a geleceksin. Bu arada Sergeant oldum, çavuş mu oluyor, der neyse. Bir de yeni bir silah açıldı, Last 5 nedir, o açıldı. Bunu da bir denemek lazım. Şimdi o ekstra 779 daha gelecek. Bu arada itibar herhalde sanırım Influence 3, oradan kazandık. Buraya da biz de katkıda bulunmuş olduk, 3 puan. Diğerleri de yaptıkça yine dolacaktır herhalde. Evet, iki katı deneyiminde kazandık. 779'u güzel. Hem de seviye atladık diye bir de araştırma puanı gelmiştir. Evet, şu an ne diyorlar bir bakayım. We are now able to access more difficult planet. Evet, pek çok şey var. Yani mücadele edebileceğimiz gezegenler var. Sen ne diyorsun? Yeni nesne işte edindiğimizi söylüyor Last 5'i. Tamam, onu da yeni bir silah edindik. Bir şu çok oyunculu kısma bir bakayım ne var ne yok diye hızlıca. 6 kişi görünüyor. 3. seviye, 10. seviye 3 var, 4 var, 6 var, 3 var. Şimdi bu üçler bakın Kepler denen bu bölgeyi yapıyorlar orada. Şu an 2 kişiler. Bir diğerine bakalım. Şöyle bir şurada yukarıya bakabilirsiniz zaten. Şurada Kepler yazarsa zaten süre de olur. Görürsünüz. Mesela bakın bir tane daha var. Aynı bölgeyi yapan.
tek kişi o da. O da 3 ayrı bölgeyi ele geçirmesi varmış. Bir diğerinin ki bakayım, yok bu Kepler değil. Bu da normal ama şunun aldığı özellik neymiş bilmiyorum. İlk kez görüyorum. Şöyle kalp var, ayarlar işareti var, çark. Tamam şimdi. Şöyle kısaca arka plana geçeyim bir arkadaşlar. Süreye bakayım. Hem de takılmamıza sebep olan bir şey var mı ona bir bakacağım. Bir şey iniyor mu yoksa bir mesaj mı geldi, bir şey mi oldu ona bakıp hemen dönelim hızlıca bakalım. Şu an süremiz yarım saati geçmişiz. Sorun yok. Bir özel mesaj bir şey var mı diye bakacağım hemen. Şu an herhangi bir özel mesaj görmüyorum. Belki de bir şey iniyordur. Olabilir. Şurada bir küçük mesaj gördüm. Sistem mesajı. Ona da bir hızlıca bakayım hemen. Ondan sonra da devam edelim. Tamamdır. Şimdi olayımıza dönelim. Umarım o takılma devam etmez. Şimdi yeni bir zorluk deneyeceğiz ilk kez ama araştırma puanlarımıza bir bakalım. Şu an bir tane olması lazım ama örnek kaçtaydı onu hatırlamıyorum. Bir bakacağım. 2'ye çıkmış. Demek ki örneği de tamamlamışız. Zaten 1 olmuş. Güzel. 2 tane varsa o zaman yeni bir şey ne açabiliriz? Mesela Stratchimps'lerde tarot'u çok kullanıyoruz. Tarot'u geliştirsek diyorum. Nasıl olur? Tarot'u şu anki haline bir bakalım. Şimdi tarot'u geliştirince ne oluyormuş? Ekstra dengesi artıyormuş mesela. Bakın bu güzel. Bir sonrakinde ne oluyormuş? Orada da dönüş hızı artıyormuş. Bu çok iyi olur. Tabi bir tane daha puanım olsaydı şurada 2 isteyecektir. İkisini birden yapardık. Şunu bir yapalım. Tamam, bir sonraki için 1 istiyormuş. Harika. Onu da yap hemen. Dönüşü de hızlı olacak. Dengeli de olacak. Taretlerimiz artık daha hızlı olacak. Kullanım hakkı 3'ten hani 4-5 yapsalardı belki biraz daha başarılırdı ama olsun. Tamam, bunu da yaptık. Çok güzel. Şimdi yeni bir zorluk deneyeceğiz. Kolaya girmeyeceğimiz için yeni silah denemeyeceğim. Yeni bir zorluk da açacağız. Hemen şöyle bir bakalım. Şimdi burayı geçiyorum. Çünkü buranın orta derecesi 6'ya çıkıyor. Biz 6'ya hazır olduğumuz zaman ona ayrıca bakacağız. Şuraya dön diyelim şuradan. Ama güzel deneyim de toplanıyor. Hele arkadaşlarınız varsa zorluğu iyice yükseltip yüksek yüksek puanlar alıp hızlıca seviye atlayabilirsiniz. Tabii ben oynayan bir arkadaşımı bulursam sizlerden olabilir, kendi arkadaşlarımdan olabilir. Daha keyifli olacak. Tek başına oynamaktan daha güzel olur. Şimdi şu Illuminati'lere bir bakayım ne veriyordu Medium'da yani normalde. Bu arada seviye atladık mı biz? Herhalde seviye atladık ki yeni bir tane daha açılmış. Ha doğru, seviye atlamıştık. Surgeon olmuştuk. Çavuş mu artık bilmiyorum. Şu önce bir normale bir bakayım. Şimdi normal burada şöyle değişik bir nesne veriyor. Static file conductors. Yani belki diyorum şu sinyal bozucu alanları belki bir süreliğine etkisiz hale getiriyordur. Ya da başka bir şey yapıyor olabilir. Neyse bunu kazanırsak anlarız. Bakın burası olabilir bir. Bu arada o şeye bakmayı unuttum. Oraya bir dön. Şu seviyeye bakmadık. Mesela burada değişik bir şey veriyormuş ama burası 7. zor seviye. Bir de burası bakın çok zor 8. seviye. Yine aynı ödülü veriyormuş ama buralarda 3 görev var. Medium'da kaç görev var? Ona bakmadık yani normalde 2 görev. Karlı bölgeymiş. Bir diğer Cyborg'lere bakalım. Ondaki ödül neymiş? Daha hoşumuza giden bir şey varsa olabilir. Evet, buraya da yeni eklenen bölge oldu hemen. Seviye atladığımız için. Şimdi buna bakalım. Normale gelince burada değişik bir silah veriyor. El bombası fırlatıcı. Bakın bu silah için burada takılmak ayrıca güzel olur. Zaten Cyborg'leri de biraz daha rahat buluyorum. Seviyorum. Burada resupply pack diyor. Yani bunun içinde herhalde cephane falan filan olan bir paket çağırıyoruz herhalde. Daha mı çok cephane çıkıyor? Başka bir şey mi var? Bilmiyorum. Ya da yanımızda çanta olarak mı taşıyoruz? Ama bu seviyeyi tabii şu an yapamayız ama biz buraya gidelim. Hem normal zorluğu bir deneyelim. Hem de 3 tane görev varmış. Yani burayı şöyle yapacağız. 3 kere. O yüzden şöyle mi yapsak? Hani bu bölümde bir tane daha Kepler'den yapıp
sonraki bölümde 3 ayrı göreve gideceğimiz için başlar başlamaz bunu mu yapsak diyorum ama şimdi de söz verdik bu bölümün başında, ayıp olur yapmazsak. O zaman biz buna girelim. 3 tane görev. Birazcık vaktimizi alabilir ama olsun. Şimdi birinci görevde bakın 2 tane sinyal bozucu alan var ama burada diyor ki orada Destroy Cyborg AA diyor. Bunu hiç yapmadım. Burada belki şey vardır. İşaretten anladığım kadarıyla hava savunma sistemi var düşmanın sanırım. Onları yok edeceğiz. Hiç yapmadım. Kodla mı yok edeceğiz? Vurarak canını mı almamız lazım bilmiyorum. 2 tane var. İkinci görev. Şuradan bakalım. Şimdi bir kere hava savunma sistemi var. Sonra bir tane tamir edebileceğimiz yine bir hava savunma sistemine benziyor sanırım bu da. Bir tane de yine şu patlayıcı aradığımız kısım var. Üçüncüye bakalım. Burada da iki bölgeyi ele geçirme var. Bir hava savunma sistemi var. Bir de launch pad var. Yani fırlatma sistemi varmış. Roket fırlatma alanı sanırım. Bunu aktif et ve savun diyor. Tamam, biz anlaşıldı ki buraya iki tane taret koymam şart olacak. Ama biz birinci görevden başlayalım. Önce şuna bakalım. Hem normal zorlukta gireceğiz. Hem de yeni yaratık eklenecek. Çok mu zor olacak bilmiyorum. Gerekirse public yapacağım. Başkaları katılsın diye. Önce oraya gidelim. Güzel. Bunu başarabilirsek eğer, bizi çok zorlamazsa, en azından bir sonraki zorluk seviyesinde tek başımıza deneme şansımız olur. Beni şöyle uzağa at. Ben şuradan bir önce gideyim kendime. Örnek var mı diye baka baka geleyim. Hem de cephanemi falan dolduruyorum. Mesela şimdi ben orada şey görmüştüm. Üçüncü görevde ne vardı? Yani yok etmem gereken büyük bir şey olabilir. Tarete mesela koymak yerine şu büyük anti tankı mı koysam diye de düşünüyorum. Hani benim vurmam gerekiyorsa biraz zor yok edebilirim ama sanmıyorum. Kodla falandır. Ama öyle bir şey olursa da public yaparız. Gerekirse SOS yollarız, yani çağrı yollarız. Şimdilik çift taretle gideceğim. Yine aynı silahım, lazerim. Tamam diyorum, gidelim. Hadi bakalım yapabilecek miyiz, görelim. İlk kez yapacağız bu görevlerin bazılarını. Mesela biz neleri yapmıştık? Bölgeyi ele geçirmeyi zaten yapıyoruz. Onun dışında şu bomba aramayı zaten daha yeni bu bölümde yaptık. Bir kere daha yapacağız, o ikinci görevde sanırım. Şimdi gireceğimiz yerde sinyal bozucu alanın içine şey koymuşlar. Onları yok etme görevi koymuşlar. Demek ki biz ne yapacağız orada? O acaba sinyali kaldıran bir şey mi diye düşündüğümüz bir şey vardı. Bu nesneden edinirsek belki onu kullanacağız. Yok eğer onunla alakası yoksa bir şey yapabiliriz. Önceden elimize alırız. Buraya tareti yolla deyip içeri atabiliriz ama içeri attığımız şeyi gösterebiliyor muyuz? Yani önce dışarıdan sinyal verip içeri hızlıca girip tareti koymayı deneyebiliriz. Bir bakalım çok mu zor değil mi? Çok zorsa dışarıdan sinyal girip hızlıca içeri bırakmayı deneyebiliriz. Bakacağız. Bizi çok zorlarsa da hemen public yapacağım. Başkaları da girebilsin diye herkese açık konuma getireceğim. Hadi bakalım, girmek üzereyiz. Bu arada kendi oyununuza giren kişiler, eğer sorun çıkaran kişilerse, kötü şeyler yazıyorlarsa ya da girip oynamayıp bekliyorlarsa, ki çünkü neden? Ekran hepinizle birlikte ilerliyor. Yani bir kişi burada durursa ben ileri gidemem. Eğer oynamıyorsa bir kişi, sorun çıkarıyorsa kendi oyununuzdan onu çıkarabiliyorsunuz. Sorun yok. Şimdi önce bir taratmayı açalım. Burada bir şey var mıydı? Biraz daha bak bakayım. O 3 tane ayrı ayrıymış her birinde. Ve şurada sarı bir nokta var. Orada bir şey var arkadaşlar. Normalde biz buraya bir şey çağırdığımızda mesela cephane falan sarı oluyordu. Orada da sarı bir şey var bizim için. Şimdi öncelikle bu arada bomba sinyali gelmiş. Demek ki biz onları bombayla yok edeceğiz. Demek ki ortasına gireceğiz. Aynen böcek yuvasını alır gibi alacağız. Bir cephane yolla bize sen şuraya. Robotumu da ver. Dropping equipment. Şuraya. Hem de bir bakalım. Gelen bir daha var. Evet, şurada var. Bakın köpekler geliyor. Hemen şuradan ben robotumu bir alayım.
Peşimde olan var mı diye bakayım. Bakın köpekler falan geldi. Şimdi şuraya yakınım. O taraftakine gideceğim. Hem orada da ne varmış onu görmek istiyorum. Örnek çıkarsa güzel olur tabi. Bu arada bakın karlı bölgeye geldik. Bu rüzgar bizi yavaşlatıyor olabilir. Belki de o bot özelliğini alırsak biraz daha rahat olacaktır. Şimdilik tek başıma yapabiliyor muyum deneyeceğim. Hem de yeni bir yaratık henüz görmedim. Mesela o köpekleri biliyorum. Evet, ses geldi. Şuradalar. Geliyorlar. Bir tane daha var. Bir takılma var, bilmiyorum. Bu arada şu kardaki esintiden sanırım tipim var. Ama öyle tipi yok zaten de şu an. Geliyor ya. Şunu da al. Bu silahımı bir doldurayım. Alana girmek üzereyim. İçeriye bir bakalım. Ama oraya da bomba nasıl koyacağız biz? Bombayı dışta yapıp içeri taşımamız lazım sanırım. Şuraya girmem lazım. Yeri bir görelim. Şu an sinyal bozucu devreye girdi. Temizleyelim, sonra da nereye koyacağımıza karar verir yaparız. Kodla değilse. Biraz yavaş geliyor şu an. Şuradalar. Hem de atış sesi geliyor. Bakın burada o zaman. Evet, orada bilgisayar var. Demek ki kod gireceğiz de düşmanlar nerede? Oo, buradalar. Şimdi buraya ben kodu girmem lazım. Şunu halletmem lazım. Alarm vermesin. İyice zorlaşır şimdi. Şurada köpekler geliyor. Etraf kalabalık. Sağ aşağı, sağ aşağı, aşağı sol sağ. Tamam, şimdi bir şey gelmeden. Bu arada kütüphaneyi doldur. Geliyorlar. Evet, şu an rebooting diyor. Yeniden başlatılıyor. Biraz zor oluyor. Buraya bir taret şart. Ama çağıramayacağım şu an. Bunu hala verecek. Evet, verdi maalesef. Önüne geçemedik. Aa, bakın değişik kurt gibi şeyler var. Evet, burası bizi biraz zorlayacak. Belli. Ama yine de bir parça belki tek başımıza olabilir. Evet, son anda vurdum. Şu yine alarm verdi. Evet, işte bizi biraz zorluyor şu an. Cephanem de çok azaldı. Geç kalmışım bu arada, az öncekini yapmak için. Ben şuraya bir cephane istemem şart. Bu arada burada sinyal çekti, nasıl çekti? Robotum nerede? Burada. Şunu da alalım, hızlıca. Şunu bir halledelim. Şu an doluyor, az kaldı. Alarmı çalmadı. Güncellenildi. Evet, şimdi ne yapacağız? Bir yeni bir kod. Bir kere daha girdik. Kaç kere gireceğiz? Ha, üçünü birden yapacağız. Şurada bir şeyler var demiştim size. Neymiş bir bakalım. Ha, cephane var. Harika. Bir tane aldım. Buraya bir sürü cephane koymuşlar. Zorlanacağımızı anlamışlar.
Tamam da şu sürekli yapılıyor yeniden doluyor diyor. Onun sorunu mu acaba? Bakın yine aynı oldu. Burayı bir daha bakacağım. Ha anladım. O sinyali kesiyor. Sinyali kestikten sonra da buraya patlayıcı çağıracağız. Şimdi anladım. İlk kez yapınca insan anlamıyor tabii. Şimdi yapıyor. Sinyali kesince ekranın yanında zaten bunlar belli olacak kesildi. Tamam şuraya bir bomba çağıracağız şimdi. Evet aynen. Şuraya koy diyelim. Dropping equipment. Ben şu cephanelerden biraz daha alayım. Ama şimdi değil. Biraz daha. Tamam şimdi anladım. Bomba gelsin bakalım. Az kaldı. Ondan sonra da şunu halledelim. Tamam hemen. Şöyle. Oldu mu? Hemen kaçmamız lazım. Rüzgara karşı kaçamıyorum. Ucu ucuna geçtim. Ucu ucuna. Cephaneler duruyor bu arada. İyi. Gidip alalım biraz. Diğer tarafı halledeceğiz şimdi. Doldur. Gidelim. Şunlara yakalanmadan gidelim. Öteki taraftakini halledelim. Şu alarm çalmadan gidelim. Şimdi şu radara bakayım. Şu taraftaymış. Hemen oraya gidelim. Tamam bunu anladığımıza göre şimdi benzerini burada yapacağız. Biraz zorluyor bizi ama. Evet, şurayı da halledelim hemen. Tam şu kabloların olduğu alanın ortasına doğru yapalım. Tam buraya işte. Kimse gelmiyor. Şimdi buraya bir isteyelim. Stand by. Equipment on its way. Geliyorlar. Her taraf dolu. Şuradan da geliyorlar. Tamamdır. Şunu doldur. Şu yine başladı. Onu bir kere daha durduralım. Tamam. Bunları da durduruyorum arada. Ne işime yarıyor bilmiyorum ama. Heh, bomba geldi. Kaç 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 kaç. Şurası çıkış yeri. Buraya taretler koyacağım. Sorun yok. Yine alarm çaldı. Engel olamadık. Bu biraz büyükmüş, değişikmiş. Tamam bu işler demek ki bir sonraki zorluk seviyesi iyice artık tek başına yapmam neredeyse imkansız doğru bir halde olacak sanırım. Şimdi ben şunlardan fırsat bulamıyorum. Alıp çağırma. Evet şuraya
Mantar'ı çağırdım mesela. Şuraya bir tane de bu tarafa çağırmam lazım. Şu taret de açılsın. Şu taraftakileri almamız lazım. Tamam, şuraya da bir tane hemen. Bir tane de şu tarafa hızlıca. Şöyle. Güzel. Şuna da biz kodumuza hemen girelim. Extraction confirmed. Tamam, şimdi sınav son verdiğim işte. Evet, şu an uçağı da çağırdık. Mermim çok az. Hızlıca bir de mermi isteyelim. Şimdi yine topluca gelirler doğrultu durumda kalırım. Bir diye şarj olurum. Karatı bu yana yakalım. İki taret güzel. Şu mermimiz bir gelsin, az kaldı. Orayı temizlerken şuradan mermi alabilirim. Şimdi doğru diyelim. Tekrar sıfıra geçecek. İkisini de alalım. Şu 4, şu 4 daha 8 edecek. Güzel. Yaklaşık 40 saniye kaldı. En azından bir bölümü böyle yapalım. Kalan iki kısmı da sonraki bölümde yapalım diyorum. Çünkü çok uzuyor. Biliyorsunuz, görüyorsunuz yani zor. Kalan iki kısmını bu gezegenin bir sonraki bölümde bitiririz. Daha güzel olur diye düşünüyorum. Şunları da bence oluyor. Evet, çok az kaldı. Son 5 saniye. 4, 3. Hemen şöyle kenara geçeyim. Evet, güzel. Kaçalım hemen. Burası gerçekten tek başına yapmanın biraz zor olacağı bir kısım görünüyor. Ama yine de kendimizi zorlarsak normali de yapma imkanımız var görünüyor. Burada iki kısım kaldı. Onları sonraki bölümde yapalım istiyorum. Hem de uzun uzun yaparız. Şimdi kazandıklarımıza bakalım. Bir başarımı da yaptık. Galaksi ne dediğini gördüğün gibi bir şey yazdı. İngilizce bir garip. 720 oradan. Deneyim de yükseliyor artık. 960 oldu. 240'da. 240'da buradan 1260. Çok güzel. Oo, bakın seviye atlamaya az kaldı. Bir sonraki bölümde ikinci kısma geçince zaten direkt orayı başarırsak bayağı güzel olacak gibi görünüyor. Şimdi bir şey diyen bakayım görünmüyor. Tamam, biz şimdi burada iki kısım kaldı. Hatta şöyle yapalım. Bakın burada birinci görev bitti. 2 ve 3 kaldı. 2'de hava savunma sistemini aktif edeceğiz. Sonra bir tane burada bir hava savunma sistemi daha var sanırım. Bunu tamir edeceğiz. Sonra da bomba aramaya gideceğiz. Bomba ararken bizim tarete çok ihtiyacımız vardı. Orada iki tane kullanmalıyız. Hava savunma sistemi hadi çok zorlamıyor. Arada yapabiliriz taretsiz. Şu tamir işi çok uzun bir işse bakarız. İlk kez yapacağız. Eğer uzun bir işse araya iki taret daha atarım. Eğer uzun bir iş değilse o zaman rahat bir şekilde bunu da taretsiz hallederiz. Şu çıkışa da çünkü taret haklarımı tutmak istiyorum. Şimdi biz de buradan böyle bir silah kazanacağız. O zaman bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümü hemen bu noktadan devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.